Az sonrası bir madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğunda ticaret ataşesi olarak görevlendirildi. Ekonomi eğitimi almadığı halde ticaret ataşesi olan Yerkel ayda 6 bin avro, yani yaklaşık 93 bin lira maaş alacak. Yerkel ve ailesinin neredeyse tüm masrafları da devlet tarafından karşılanacak. Türkiye onu 2014 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ı protesto eden madenciye attığı tekmeyle tanıdı. Yusuf Yerkel o dönem Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısıydı. Attığı tekmenin mükafatını 8 yıl sonra aldı. Ekonomi eğitimi almadığı halde Frankfurt Başkonsolosluğunda ticaret ateşesi olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 800 işçi patlama sonucu maden ocağında mahsur kalmıştı. Kazada 301 madenci hayatını kaybetti. Yurdun dört bir yanındaki madenciler ülkedeki tehlikeli çalışma koşullarını protesto etti. Protestoya katılanlardan biri de Erdal Kocabıyık'tı. Erdoğan'ın korumaları araca tekme attığını öne sürdükleri Kocabıyı yere yatırdı. O sırada korumaların yanında olan Yerkel'de işçi Kocabıyı birkaç kez tekmeledi. O görüntüler büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından Yerkel ayağı incindiği gerekçesiyle iş göremez raporu aldı. Tekmelenen işçi Kocabıyık ise 10 ay hapiste cezalandırıldı. Hakkında idari soruşturma açılmayan Yerkel başbakanlıkta müşavir olarak çalışmaya devam etti. Eşi Sümeyra Yerkel de TRT İstanbul Müdürlüğü'nde yapım ve yayın elemanı olarak işe alınmıştı. Yerkel olaydan 8 yıl sonra Frankfurt'ta ticaret ateşesi olarak atandı. Ekonomi ya da gümrük mevzuatı eğitimi olmayan Yerkel ticaret ateşesi görevi dolayısıyla 6 bin euro, yani yaklaşık 93 bin lira maaş alacak. Ev kirası kendisi, eşi ve çocukların Almanya'daki tüm tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacak. Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde eğitim veren bir okulun eğitimini alırsa devlet bunun da bir kısmını üstlenecek. Yerkel görev süresi bitişinde Türkiye'ye dönerken naklihane hakkından yararlanacak ve istediği eşyayı götürebilecek. Yol parasını devletten alacak. Vergisi olarak 3 yaşından daha genç veya 0 model lüks bir aracı vergisi olarak Türkiye'ye götürebilecek. Yerkel yurt dışındaki görevi dolayısıyla tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için Türkiye'de normal emeklilerin birkaç katı emekli aile hakkı da kazanacak. Evet, Yusuf Yerkel o görüntüyle hafızalarımızda ve silinmiyor, silinmeyecek elbette. Şimdi böyle bir görev verildi, ödül gibi bir görev. Peki orada tekmelediği madenci yakını ne durumda? Oradaki madenciler ne durumda? Tabii bunlar da konuşulması gereken konulardan başında geliyor. Soma davası avukatı Can Atalay ile konuşacağız. Sayın Atalay, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. O fotoğraf hafızalarımızda taze, daha dün olmuş gibi bir madenci yakınını tekmelediği fotoğraf. Şimdi liyakat başka bir tarafta. O da ayrıca tartışılıyor ama bir de burada bir hani etik tartışması da ayrıca bir başlık. Zira madenci yakınını tekmeleyen bir ismin ataşe olarak göreve atanmış olması, göreve getirilmiş olması. Nasıl yorumladınız? Siz de Soma maden kazasındaki oradaki işçilerle, oradaki ailelerle yakından ilgilenen ve o konuyu yakından takip eden bir isim olarak. Yani acıyla tebessüm ettim diye özetleyebilirim durumu. Yusuf Yerkel çok kıymetli bir insan. Ayağının incinmesi nedeniyle şu gördüğünüz ekrandaki fotoğraf sırasında yerdeki madenciye tekme atarken ayağını incitmiş olması nedeniyle o madenciyle ilgili soruşturma sürdürüldü. O kadar değerli bir isim. Bu ismin bu kadar yüksek bir ücretle neredeyse bütün masrafları Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezi bütçesinden karşılanmasına rağmen bu kadar yüksek bütçeyle görevlendirilmesi, nasıl söyleyeyim, normalde inanılır iş değil diye tanımlanır. Ama ne yazık ki AKP dönemi Türkiye'sinde inanılır bir mesele haline geldi. Şöyle söyleyeyim, şöyle ekleyeyim. Soma katliamı nedeniyle ölen 301 işçinin sorumlularından hiçbirisi şu anda cezaevinde değil. Bu 301 işçinin katlinden sorumlu olanlarla ilgili olarak yargılama aşamasının her aşamasına müdahale edildi. Karar aşamasında mahkeme heyeti değiştirildi. Yine de bir karar verildi. Bu karar bizim arzu ettiğimiz türden bir karar değildi ama Türkiye'nin bu koşullarında dahi Yargıtay'ın bir dairesi
301 kere ağırlaştırmış müebbetten ceza almaları gerekir bunların dedi. Fakat bugün Yusuf Yerkel'i Frankfurt'a gönderen el o daireye müdahale etti ve o kararı da değişti. Dolayısıyla Yusuf Yerkel ve benzerlerinin korunup kollandığı, devletin olanaklarının onlara sunulduğu bu günlerden hızlıca çıkmak arzusunu ifade edelim. Peki madenci yakınları, onlar da bu davayı takip ettikleri için ödüllendirilmediler. Bu davayı takip ettikleri için sorunlarla karşılaştılar. Ve şu an itibariyle de acılarıyla baş başalar. Evet. Sorumlular ceza almadı. Madenci tekmeleyen evet, yeni bir göreve getirildi. Tabii ödüllendirildi. Ödüllendirildi. Ve yakınları ise acı içinde diyorsunuz. Yani madenciler, yine biraz oraya daha ayrıntılı girelim isterim. Madenci yakınları ve orada arkadaşlarını, iş arkadaşlarını kaybeden madenciler ne durumda şu anda? Geçtiğimiz hafta, yani geçtiğimiz ay diye daha düzelterek daha doğru ifade edeyim. Oranın en güvenli olarak bilinen ocaklarından bir tanesi Demitre Export'ta. Bu sefer toz parlaması olarak tanımlanan, çok özür dilerim, Polyak'ta toz parlaması yaşandı. Ne mutlu ki ölüm yaşanmadı ama Polyak'ın üstündeki Elma Dere Köyü olmak üzere Kınık Havzası'nda, Som Havzası'nda insanların ne hale geldiğini ben gördüm. Kulaklarımla işittim, gözlerimle gördüm. O acının ne kadar taze olduğunu bir kere daha hep birlikte yaşadık. Türkiye'de işçi canı özellikle madenlerde en ucuz sarf malzemesi olarak görülmeye devam ediliyor. Bu mesele aşılmadıkça Yusuf Yerkel'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarının, mevcut siyasal iktidarın en kıymetlisi olmaya devam edebiliyor. Benim hatırladığım kadarıyla, hafızam beni yanıltmıyorsa, Yusuf Yerkel sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili haber yapanlara, yorum yapanlara yeter artık, ailem her seferinde bu olayı hatırlıyor ve üzülüyor demeye dahi cesaret edebilmişti. Fakat biz onun üzüntüsüyle meşgul değiliz. Onun yaptığının hukuki ve ahlaki karşılığıyla, gereğiyle, yüzleşmesiyle alakalıyız. Bunu da çok daha uzağında olduğumuz açık. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için Sayın Ben Hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.